biraz. Yok. Evet. Senemi terk ediyorum. Bu kadar net girmen olaya çok güzel oldu. Nasıl terk ediyorsunuz İlayda Hanım? Senem'den bıktım artık bu labarin tavırlarından. Çok sıkıldım. Kendisi çok bilmişlik taslıyor bana. Nefret ettim artık. Terk ediyorum yani bu. Bu bilgi için teşekkür ederiz. Ayrıca dürüstlüğünüz için ayrıca teşekkür ederim. Rica ederim. Ben arkadaşlar ACT'nin lanetli olduğuna karar getirirdim artık. Sebep biliyorsunuz ki biz bu işe Gizem'le başladık. Sonra Gizem beni terk etti. Şimdi de ileride terk ediyorum. Evet. Oysa ki daha yolun çok başında. Evet. Senem yine yalnız kalıp ben yine ne yapacağım tek başına triplerine girmeye başladı bile. Peki bize bu terk etmenin nasıl şekilde gerçekleştiğini anlatabilir misiniz İlayda Hanım? Tabii ki de. Aslında Senem'i, sadece Senem'i terk ediyorum. Senem'i videolarda yalnız göreceksiniz. Ancak ayrı... Bir dakika, bu acaba ne demek oluyor? Şimdi blogda ben de olacağım, devam edeceğim ama Senem'le değil. Peki. Türkiye'de değil. Nerede? Azerbaycan'da. Evet, Azerbaycan'da. Azerbaycan'dan videoları yayınlamaya. Çok saçma. Neden Azerbaycan dedim konusu hiç bir fikrim yok. Evet, bir anda geldi. Çıkma. Tamam artık bu... Evet. Tamam artık adam gibi anlat şunu. Ben Kore'ye gidiyorum. Yine mi? Yine. Yani arada peki, sıkılıyorum. Kore'ye gidiyorum. Peki şimdi hani şu an gittiğini düşünürsek, tam şu an gittiğini düşünürsek... kaç ayda kaç kere Kore'ye gitmiş oluyorsunuz? Onu bize anlatır mısın? Şimdi ben Ağustos sonunda gittim bir, Eylül sonuna kadar işte Ekim başına kadar. Tamam, Ağustos'tan Ağustos. Şubat'a kadar diyelim. Evet. 3 kere Kore'ye gitmiş. Evet, 3 kere Kore'ye gitmiş. Ondan sonra peki, bu parayı para mı sıçıyorsun? Evet, biz ayrıca para sıçıyoruz. Şaka falan. Bize bu, tamam şimdi gel, evet ciddi. Şu an ciddi oluyoruz ve gel, evet doğru düzgün. Ne oluyor? Kore'ye üniversite okumaya gidiyorum. Bir üniversiteden burs kazandım. Tabii, İlayda varmış burs verelim diye kazanmadım. Öyle olsa ben şu an 8. Evet. üniversiteyi bitirmiştim biliyorsunuz. Üniversite okumayı çok seven bir insan olmuş. Öyle, üniversiteye başvurdum ben. Belgelerimi yolladım işte lise. Biliyorsunuz daha çok küçüğüm ben. İşte bu senenin Temmuz'unda 19'a gireceğim. Ondan sonra... Neyse 97'liyim ben, yaşımı bilmem. Bayağı soruyorsunuz, evet küçüğüm seneme göre. Abla falan demenize gerek olmayabilir. Ben size abla diyebilirim. Neyse. Kore'de bir üniversite kazandım. Oraya gideceğim. Eğitim hayatıma orada devam edeceğim. Böyle. Bu nasıl oldu? Nasıl oldu? Öncelikle bir kere ileride önce bir burada bir üniversite kazandı. Evet, önce burada bir İstanbul Üniversitesi'nden girdim. Kazandı, girdi. Kore'den döndükten sonra başladım falan. Beğenmedim. Sevmedim. Dönünce üniversiteye başvuruları vardı zaten. Yeni başlamıştı galiba. Her üniversitenin başvurusu ayrı oluyor. Ama genelde o dönem aynen, var. Kasım-Aralık dönemlerin. Evet, Kasım-Aralık dönemlerinde üniversite başvuruları oluyor. Ama hani üniversitelerin ayrı başvuruları. O devlet, hükümet bursu falan değil. Üniversitenin kendisine başvurmaktan bahsediyoruz. Evet. Beğendiğim bir üniversite vardı, bana yönelik olduğunu düşündüğüm. İşte Sukmyon Gyode diye geçiyor. Sukmyon Kadın Üniversitesi. Seul'de. Seul'de. Gayet merkezde bir üniversite. O Seoul Station'ın hemen alt tarafında falan. Evet. Neyse, beğendim. Koşulları güzeldi. Biraz böyle kültürel bir okuldu diğer okullara göre. Hani diğer okullar biraz daha matematiksel, tıp, onlar üzerine kuruluydu. Bu biraz daha kültürel olduğu için bunu tercih ettim. Kore dili ve edebiyatı okuyacağım orada. Ki zaten dil çıkışlı. Evet. Biraz oradan fazla seçeneğim olmadığı için dil çıkışlı olan ezik biri olarak maalesef. Çünkü bizim seçeneğimiz yok yani. O Türkiye'de eziklik aslında yani, ama genelde çok aslında eziklik de değil. Evet, Türkiye'dekiler biraz kısıtlı baktıkları
bütün herkes doktor, avukat, öğretmen olmaya yönelik olduğu için. Sanki herkes İngilizce biliyormuş gibi hemen dil mi okuyorsun? Çok basit falan. Yok öyle bir şey. Neyse ben belgelerimi yolladım. İstedikleri belgeler bayağı vardı. İşte okul diploman, okul transkripti, notların. Ondan sonra bir para istiyorlar başvururken. İşte $100 tarzında başvuru bir para. Ücreti. Başvuru ücreti. Onları önce online olarak yolladım. Bu Studying Korea diye bir tane sayfa var. Orada isteyen varsa işte üniversitesi var, dil okulu var, yani Kore'deki var. Aynen. Her eğitimle şey. İlgili ne varsa devlet bursu. Zaten bu devletin bağlı, yani devletin web sitesi. Aynen. Kore devletinin web sitesi. Studying Korea. Yani girip zaten kendiniz her şeyi bulabilirsiniz, evet. Orada yani. Her şey var. Her türlü bilgi, her türlü bursun imkanı, her türlü okulun bilgisi orada var. Yani hatta öyle güzel bir sistem yapmışlar ki ben şu bölgede işte burs imkanı olan, İngilizce ders veren, burs veren, yurda olan, lisans, yüksek lisans, dil okulu, bunların hepsini seçip kendi kriterlerinize göre bir filtreleme yapıp öyle bir arama yapabiliyorsunuz yani. Direkt siz ne istiyorsanız onu çıkartıyorsunuz. Evet. Ekstra oturup teker teker hepsine bakmanız gerekmiyor falan. Evet. Yani otomatikman başkalarına sormanız gerekmiyor bu tarz şeyleri. Evet. Belgelerimi yolladım. Kasım sonunda. Beğendiler. Mülakata çağırdılar. 9 Aralık'ta mülakatım vardı. Yine ikinci gidişim. O oldu. Ama aslında mülakatı buradan da yapabilirdim. Evet, mülakatı buradan işte internet üzerinden de yapabilirdim. Ama babam çok zengin oldu. Babam yollamayı tercih etti. Ben de gidip yüz yüze görüşmeyi tercih ettim. Çünkü bilgisayar üstünden, internet üstünden daha ne kadar etkileyici olabileceğimi bilemiyordum. Yüz yüzeyken hareketleriniz, işte oturup kalkmanız çok etki, yani onların üstüne, kimin üzerine, hani kim olursa olsun üstünde etkili olduğunu düşünen bir insan olarak gidip görüşmeyi tercih ettim. 9 Aralık'ta mülakata girdim. 5 dakikalık falan bir görüşmeydi. Sonuçları işte... Yani 5 dakika için Kore'ye mi gittin? Oha, hala. Evet. Sonuçları 5 Ocak'ta açıklandı. Kazandığımı öğrendim. Woohoo! Burs'ta kazanmıştım. Neyse, okula yine belgeler istedi. Ömrümden yani artık böyle 65 yaşında falan gideceğim Kore'ye. İşte tam teşekkürlü hastanede böyle bir sürü rapor, işte saç telinizden tutun da hani ayak parmağınıza kadar her şeyi soran bir rapor hazırlattım. Ondan sonra yine bildiğiniz gibi vize alırken bir para hesabınız, bankadaki hesabınızı görmek istiyorlar. Yani belirli bir miktarda paranın hesabınızda, evet, sabit olarak duruyor olması lazım, evet, vizeyi alabilmek. Bu her ülkenin vize başvurusunda, evet, olan bir şey zaten. Her ay için, kaldığımız her ay için $1000 tarzında para istiyorlar. İsterseniz dolar olarak hesabınıza yatırın, isterseniz Türk lirası olarak hesabınıza yatırın. O paranın o hesapta durması gerekiyor. Hiçbir türlü harcanma olmuyor. Ya çünkü sizin hani o devlete yük olmayacağınızı, evet, kendi başınızın çaresine bakabileceğinizi garantisini istiyorlar. İşte banka hesabının işte bilgilerini gönderdim. Ondan sonra onlar kendi okul kayıt, ne, okul kartları için fotoğrafınızı istiyorlar. Ayrıca vizeye başvurduğunuz zaman pasaportunuzun bilgileri, işte fotoğrafınız, banka hesabınız, ondan bayağı böyle şey istiyorlar sizden. Aile kaydınız. Tabii bunların hepsinin çevrilmiş yaparacaya İngilizce, evet, ve noterden tasdikli olması ayrıca gerekiyor. Apostil istiyorlar. Apostil, aynen. Bunlar hepsi para. Allah'ım ya. Apostil. O bursu niye verdiniz? Apostil bedava oluyor ama önce noter. Evet, noter. Noter, evet. Bir damgaya yaklaşık olarak bayağı para istiyorlar. Yaklaşık olarak bayağı istiyorlar. Yani 15 belge falan ediyor bu toplam, işte çevirisi, diploma fotokopisi, şey, pasaportun fotokopisi, orijinalleri. Onlara pasaport dedim.
Onları damgalatmanız yaklaşık olarak noterde 700-800 liraya denk geliyor. Yıkılıyorsunuz. Biz o bursa niye başvurduk? Paramız yok diye evet. Başvurduk. Sen 700-800 lira niye alıyorsun? O kadar param olsun. Bu kadar al nefesi kokuyor artık açlıktan. Yani evet. Velhasıl kelam yok. O neydi o? Velhasıl kelam. Ha kelam. Gidiyorum. Gidiyorum. Ne zaman gidiyorsun? Ne zaman? Bugün ayın 23 Ocağı. 23 Ocak evet. Şubat'ın 15'ine kadar gitmek zorundayım çünkü okulda oryantasyonum olacak. Oryantasyona katılmak zorundayım. Ayrıca topik belgem olmadığı için hazırlık sınıfına kaldım. Aslında Korecem var ama topiğim maalesef yok. Topiğim yok. Çünkü hatırlarsanız geçen sefer ikimiz de kalmıştık. Sonra ben üstüne bir daha kaldım, sonra üstüne bir daha kaldım. Ben bir kere kaldım. Çünkü bir kere girdim. Evet. Üç kere girdim, üçünden de kaldım. Nisan'da bir daha gireceğim. Duyduğuma göre hazırlık sınıfında hazırlığı bitirenler topikten yüksek başarılar elde ediyormuş. Umarım bende de olur bu. Alır. İnşallah. O kız zeki, bunu böyle duyduğuna bakmıyor. İnek bu bir de üstlerinde. Hem zeki hem inek. Hem nefret hem öğrenci tipi. Yani gidiyorum. Kore'de video çekmeye devam edeceğim. Editlemeyi öğrenebilirse. Öğreneceğim. Senem öğretecek. Olmadı bana yollarsın. Evet. Ya o kadar yüklenmek istemiyorum. Ya, bir de yani Kore'de falan ben onun videosunu editleyeceğim. Allah Allah. Yani böyle gidiyor yani. Gidiyor. Yine kaldım bir başıma. CV'lerinizi bekliyorum. Evet arkadaşlar, yanımdaki boşanan pozisyonu doldurmak için suratıma başka bir surat koyabilirim. CV'lerinizi bekliyorum arkadaşlar başvuru olarak. Neyse, bu yani böyle bir Senem'in yalnız kalma sürecini anlattığım bir videoydu. Hani üzülsem mi sevinsem mi, ben de böyle gariplerdeyim çünkü hani şu an kendimi bir kenara koyarsam, bir kere İlayda'nın çok istediği bir şeydi. Benim İlayda için çok istediğim bir şeydi ayrıca. Hani İlayda istemese bile benim İlayda için istediğim bir şeydi. Hani bir de üstüne burs olması. Oo falan oldum böyle. Ama şimdi bir, yalnız kaldım. İki, kardeşim gidiyor. Hani üç, Kore'ye gidiyor bir de Allahsız. Yani benim istediğim ülkede senin ne işin var? Yani sen nasıl benim gitmek istediğim yerlere en fazla 40 dakika uzaklıkta olursun? Bana bunu açıklar mısın? Ben çünkü biliyorsun ki ben aslında Kore'ye gitmek istemiyordum. Kapat seni, vuracağım şimdi ağzını vuracağım. Yani hem böyle bir imrenme, hem bir üzülme, işte hem bir bela okuma, hem bir Allah belanı versin. Allah belanı versin. Aynı zamanda Allah razı olsun ikisi birden. Çünkü şimdi bu kız bu giderse bana gidecek yer olacak o da. Hani bugün yarın olur da ben de İşi düşer Kore'ye. İşi düşerse Kore'de bir kapım olacak yani. O yüzden şimdi İlayda bak ev tut. İlayda bak ev tut diye baskılara başladım bile. Çünkü neden? Çünkü kalacak yer masrafı olmadan gitmek daha rahat. İlayda yüklen o ödesin. Burada Nilay'dan annesine babasına selam söylüyorum. Bu yani böyle bir şey. Tebrik ederiz. Teşekkür ederim. Hayır yani benim burada yaşım gelmiş, tamam mı? Beni alsanız alın. Ben burada başvurdum mu? Ben vurmadım ama yine de alın. Tamam mı? Başvurmadığım halde bana mektup yollamamız lazım. Özel senem ne olur gel. Çünkü adını söyler misin? Çünkü Allah bir senem bilir. Yüzüme bakın arkadaşlar, ben takım. Tamam, okey. Okey, yaram. Böyle bir durum. Bakarsın. İşi düşer, yol düşer. Hayır, bakarsın senin bana işin düşer. Haydi, böyle şeyler belli olmaz. Yani. That's life, you know. That's life.
Olmadı. İkimizin de birbirimize işi düşmez ve gül gibi yaşadık. Belki de bundan bilmiyoruz yani. Böyle bir şeyler yani. Neyse. Artık tek başına anılar biriktiririz. Üzülürsün falan. Birlikte ah, keşke gezdi. Ablam yanımda o. Birlikte gezdiğimiz yerler. Allah basic'in belasını versin. Ya o basic var ya, var ya. Basic. Vuracağım yemin ederim. Basacağım yani. Bizim sen her gün gittiğimiz, her gün orada insan izlediğimiz yere gidip nasıl konser yaparsın sokakta? Bildiğin sokak Honda'nın göbeğinde. H&M'in önünde. H&M'in önünde sen git. Yo, orada yo 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 motherfucker yap. Hiç hoş değil. Hiç hoş değil. Bir de herkesle böyle bir de selfie çekin. Allahsız. Bir de baba olacağım. Bu evlatlara bağlayacağızlık değil mi bu evlatlara? Baba. Baba. Bu evlatlar da ana baba evladı. Ha. Senin çocuğuna böyle yapsalar hoşuna gider mi? Sen niye böyle yapıyorsun? Hiç hoş değil. Olan var olmaya mı? Takdir etmiyorum. Beraber gittiğimiz yerlere gidip orada üzülüp ağlar mısın? Evet. Ama mutluluktan ağlıyor falan. Yine geldi. Sonra bana snap atıyor. Bir dakika. Selam. Seni çok ağzladım. Bak burayı hatırladın mı? Orada seninle mandu yemiştik falan. Senem gelecek, ben de buna inanıyorum. O en başından beri bana sen gideceksin, gideceksin, rahat ol, gideceksin diye böyle artık hani evet, tamam çünkü falandım. Hani okulu kazanmaması için hiçbir sebep yoktu yani. Bütün belgeleri, istedikleri kriterlere uyuyor. Mülakatta anlattığı şeyler hani almamaları için hiçbir sebep yok. Yani otomatikman da hani %100, %1 milyon gözüyle bakıyordum ama tabii ki hani böyle söyleyince bir de tam tersi olur ya. O yüzden bir kıllanma da gelmemiş. Evet ben de. Değildi bana ama... En nihayetinde sonuçta bursu da aldı, okulu da aldı. Gidiyor. Gidiyorum. Ben de bakalım ne olacak. Önümüzdeki bölümde belki topik de... Topik sonuçları. Lan topikten önce başvurular var. Evet. Topik sonra. Topiğe niye giriyorsam ben? Başvuru parasını ödemeyi seviyor olabilirim belki. Yo, Sejong'un belgesiyle şey yapıp evet, ondan biliyorum sonra da yani... topiğini gösterebilirsin. Biliyorum, biliyorum. O yüzden olsun, garanti olsun. Olmadı, tercüme olsun değil. Tecrübe olsun. Tecrübe olsun. Tercüme de olabilir, tecrübe de olabilir. Çünkü artık bir yazı tane. Sınavında yazı yazabildiğim bir sınava girmek istiyorum. Ben bugüne kadar yazı sınavında yazı yazabilmiş değilim. Yani topik 2 ben. Bir de yazdım, onu aldım, bir var. Yani level 2 var ikimizde de. Yok sende yok. Bende yok. Ben sadece Sejong'un belgesi var. Evet, bende 2 var. İlk geldiğimde almıştım. Süpersin. Beginner'dan. Intermediate'den de anlamadım. Olsun, benim oda yok. Ayrıca onun sanırım süresi de geçti. Tabii canım, benimkinin geçti. 2 yıl sadece geçen. Ama yok. Hiç bilmiyorum. Düşüneyim. Yok. Biz sezonda ne zaman başladık? 2013'te. Bu sene bitti o zaman. Bu sene bitiyor, daha bitmedi hatta. Gerçi hiçbir işime yaramıyor belki, o ayrı mesele yani. Ya olsun yine var. Çünkü bir yani topik 2... Topik 2 istiyorlar hani çünkü. Topik 2 niye var? Hani madem hiçbir yerde hiçbir işine yaramıyor, neden var o level, anladın mı? Azıcık biliyor. Belki şeydir, dil okullarında hani seviye seviye ya. Seviyeden başlatırken topik 2 sınıfını atar. Yani bunun için bizden o kadar para mı alıyor? Evet. Yani bizden değil de insanlar. Neyse, böyle bir şey. Evet. Amarım çıkarsın. Aaa. Steve. Ne yapsın sen? Yastığımla gidiyor. Allah sana. Çal sana. Ay çantanın üstüne oturmuştum. Pardon, ileride Kore'ye gidemedim. Ben buradan cevap yapıyor muyum? Yap. Yap mı? Cevap'ın kim tercih ettiği ortada zaten. Ben bu kızı vururum. Bursuna da yok o ya.
Gözüm var zaten. Bir de 3. üniversiteyi okudum. Merhaba, ben İlayda Öztürk. 19 yaşındayım. Bakın. Ne çok kadar 19'um. Ne kadar da 19 bir abla. Ya böyle gidiyor. Terk edildim. Depresyona girip saçlarını kestiler zaten. İlayda'dan 3 haftamız var yani. Bu 3 haftayı evet. Beraber bitirebilirim. Allah. Günah. O zaman böyle veda edelim. Tamam. Annyeooo! Eğer bundan önceki videoyu izlemediyseniz videonun üzerine tıklayıp izleyebilirsiniz. Aynı zamanda kanalıma hala abone değilseniz buraya tıklayıp abone olabilirsiniz. Beğenmeyi ya da beğenmemeyi ve videonun altında yorum bırakmayı kesinlikle unutmayın. Annyeooo! Çıkıştaki şipçom, bence şipçomdaki topuzlu çanson. Bu orange karamel oldukları zamanki çanson. Kadın kıvamında. Acıma bence o. Biraz acıma olmuş yok. Bu 1950'li yıllardaki çanson. Bu soğuktan üşümüş olan çanson. Çünkü başka bir şeyden de üşünebilir. Soğuktan üşümüş. Çansonlar. Sınırımı takmadan yoluma devam ediyorum. Aa. Küçücük eliyle eline değil mi? Kapayım mı bunu artık? Kapa da bize çek bakayım. Ne? Anılarımız. Anılar!